Merhaba arkadaşlar. Reybo ile Matematik Kanalı'na hoş geldiniz. Bir deneme 20 soru 20 taktik bölümümüzle beraberiz. Bu videomuz derslerle Natest Omega Gold Türkiye Geneli LGS Kurumsal Deneme Sınavı 2'nin matematik sorularını çözeceğiz. Videonun açıklama kısmındaki linkten soruların pdf'sini indirip siz de benimle beraber çözebilirsiniz. Haydi soruların çözümüne başlayalım. Evet arkadaşlar birinci sorumuzla başlıyoruz. Kartal şekil 1'de uzunlukları verilen çubuklarla kenar uzunluğu desimetre cinsinden tam sayı olan bir kare oluşturmak istiyor. Bunun için her kenara farklı uzunlukta çubuklar ekleyerek şekil 2'deki kareyi oluşturuyor. Buna göre kartalın eklediği çubukların toplam uzunluğu en az kaç desimetredir? Öncelikle bize verilen şekil 1'deki çubukların uzunluklarının kök dışına çıkmış hallerini bulalım. Ondalık gösterimlerin kare köklerini bulurken bunları rasyonel sayıya çevirip işlem yapalım karekök 2 tam yüzde 56 256 bölü 100 kökün dışına çıkardığımızda 16 bölü 10 yani 1 tam onda 6 burası 1 tam onda 6 desimetre 1 tam yüzde 44'ün karekökü 144 bölü 100 12 bölü 10 olarak kökün dışına çıkıyor bu da 1 tam onda 2 desimetre Karekök içinde 196 bölü 100. 196 14'ün karesi olduğu için 1 tam 10'da 4. Yani 14 bölü 10'dan 1 tam 10'da 4. Burası da 1 tam 10'da 4 desimetre. 0 tam %81'in karekökü 81 bölü 100. 9 bölü 10'dan 0 tam 10'da 9. Burası da 0 tam 10'da 9 desimetre oluşturulan kare şekli burada karenin kenar uzunluğunun bir tam sayı olduğunu söylüyor ve eklenen çubukların toplam uzunluğunun en az olmasını istiyor. Bunun için bir tam onda altıdan büyük en küçük tam sayı 2 desimetre yani karenin bir kenar uzunluğu 2 desimetre ise sonradan eklenen çubukluk burada 0 tam çubuğun uzunluğu 0 tam 14 desimetre burada 1 2 2, 2, tam onda 2 tama tamamlayan 0 tam onda 8 desimetre. 0 tam onda 9'u 2 tama tamamlayan 1 tam onda 1 desimetre. 1 tam onda 4'ü 2 tama tamamlayan burada da 0 tam onda 6 desimetre. Eklenen çubukların toplam uzunluğu 0 tam onda 4, 0 tam onda 8, 1 tam onda 1 ve 0 tam onda 6 topladığımızda 9 2 tam 10'da 9 desimetre eklenen çubukların en küçük değeridir. Cevap D. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda 14 tane kutu verilmiştir. Bu kutular 1'e 14, 2'ye 13, 7'ye 8 şeklinde karşılıklı olarak numaralandırılmıştır. Bu kutuların içindeki bilye sayısı ile ilgili bilgiler aşağıda veriliyor. Numaraları aralarında asal olan karşılıklı iki kutudaki bilgiye sayıları birbirine eşittir. Karşılıklı her iki kutudaki bilye sayılarının toplamı birbirine eşittir. Bu kutulardaki toplam bilye sayısı 350 olduğuna göre 4 nolu kutudaki bilye sayısı kaçtır? Bize kutulardaki bilye sayısı ile ilgili verilen bilgilere baktığımızda numaraları aralarında asa olan yani birden başka ortak böleni olmayan kutulardaki bilye sayıları karşılıklı olarak kutularda bulunan bilye sayıları birbirine eşit. Karşılıklı her iki kutudaki bilye sayılarının toplamı birbirine eşit toplam bilye sayısı 350 karşılıklı 7 tane kutu olduğu için 350'yi 7'ye böldüğümüzde karşılıklı her iki kutudaki toplam bilye sayısı 50 olarak bulunur. 4 nolu kutudaki bilye sayısını soruyor bize. 4 ile karşısındaki 11 numaralı kutu yani 4 ile 11 birden başka ortak böleni olmadığı için aralarında asal sayılardır. Yani bu iki kutudaki bilye sayısı birbirine eşit olduğu için 50'yi İki kutudaki toplam bilye sayısı da 50 olduğu için 52'ye böldüğümüzde 4 no'lu kutudaki bilye sayısı 25 olarak bulunur. Cevap C. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki grafik yeterince büyük kapasiteli boş bir kovadaki su miktarının zamana bağlı değişimi göstermektedir. Bu kovayı dolduran iki musluktan birinci musluk dakikada 200 ml, ikinci musluk dakikada 300 ml su akıtmaktadır. Bu musluklar her dakika başı açılmakta, ve açık olan musluklar kapatılmaktadır. Yukarıdaki grafik grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize verilen grafik kovadaki su miktarının zamana bağlı değişimini veriyor. Birinci dakikaya baktığımızda 200 mililitre su dolmuş. Yani sadece birinci musluk açık. Birinci dakikadan ikinci dakikaya iki, ikinci musluk açık. Çünkü 300 mililitre su dolmuş. İkinciden üçüncü dakikaya ikisi de açık. Değil ikisi de kapalı çünkü su değişimi olmamış. Üçüncüden dördüncü dakika yani üçüncü dakikadan dördüncü dakikaya 500 mililitrelik bir su artışı var. Yani burada hem birinci musluk hem de ikinci musluk ikisi beraber açık. Dördüncü dakikadan beşinci dakikaya 300 mililitre su akmış. Yani ikinci musluk açık. Beşinci dakikadan altıncı dakikaya ikisi de kapalı. Bize verilen ifadelere baktığımızda ilk dakikada sadece birinci musluk açılmıştır. Doğru birinci ve ikinci dakikalar arası sadece ikinci musluk açık tutulmuştur. Doğru. Üçüncü ve beşinci dakikalar arası iki musluk açık tutulmuştur. Üçüncü, beşinci dakikalar arası iki musluk da açık tutulmuştur. Yanlış. Üç, dört, dörde bir ve iki, dörtten beşe sadece iki. İkinci ve üçüncü, beşinci ve altıncı dakikalar arası iki musluk da kapalı tutulmuştur. Doğru. Orada herhangi bir su değişimi olmamış. Dolayısıyla yanlış olan şıkkımız C şıkkı. Cevap C. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda eşit aralıklarla bölünmüş iki birim arası kök 5 cm olan bir cetvel verilmiştir. Bu cetvel ile uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı olan bir kalem ve silgi aşağıdaki gibi ölçülüyor. Buna göre kalem ve silginin uzunlukları toplamı en fazla kaç santimetredir? Öncelikle bize verilen bilgilere baktığımızda eşit aralıklarla bölünmüş iki birim arası kök 5 santimetre olan bir cetvelimiz var. Bu cetvelle uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan kalem ve silgi ölçülmüş. Bizden istenen kalem ve silginin uzunlukları toplamının en fazla kaç santimetre olduğu. Her bir aralık kök 5 santimetre. Burası kök 5 burası 2 kök 5 burası 3 kök 5 burası 4 kök 5 burası 5 kök 5 Burası alt kök 5. Yani kalemin uzunluğuna x dediğimizde x'in alacağı değer 6 kök 5'ten küçük. 5 kök 5'ten büyük olmalı. 5'i kökün içine aldığımızda 25 çarp 5'ten kök 125 küçüktür x. 6'yı kökün içine aldığımızda 36 çarp 5'ten kök 180. X'in alabileceği en büyük değer burada kök 169'dan 13 santimetredir. Silgin uzunluğuna y diyelim. Kök 5, 2 kök 5, 3 kök 5 ve 4 kök 5. Silgin uzunluğu 4 kök 5'ten küçük, 3 kök 5'ten büyük olmalı ve bir tam sayı. 3'ü kökün içine aldığımızda 9 çarpı 5'ten kök 45, 4 kökün içine aldığımızda kök 80. Dolayısıyla yeni alabileceği en büyük tam sayı değeri kök 64'ten 8 cm, 13 cm kalem, 8 cm silgi uzunlukları toplamı en fazla 21 cm olabilir. Cevabımız D şıkkı. Beşinci sorumuzda devam ediyoruz. Bize verilen iki tane sembole karşılık işlem var. Sağ ok gösterilirse sayının karesini al, yukarı oku gösterilirse sayının karekökünü al diyor. Yukarıda verilen oklar bir sayının karesinin veya kare kökünün alınmasını temsil etmektedir. 2, 2'nin karesi. Yukarıya doğru çıktığımızda 2'nin karesinin kare kökünü aldığımızda 2. Sağa doğru 2'nin karesi. 2'nin karesinin karesi yani 2 üstü 4 o da 16'ya eşit. Örneğin 2 sayısına yukarıdaki işlemler sırasıyla yapıldığında sonuç 16 bulunmuştur. Buna göre 3 sayısına yukarıdaki işlemler sırasıyla yapılırsa soru işareti yazan yere aşağıdakilerden hangisi yazılır? Burası 3, yanına 3'ün karesi. Sağa doğru gidiyoruz. Yanına 3 üssü 4. Yukarı doğru sayının kare kökünü alacağız. Üstü ifadelerde sayının kare kök alınırken kuvvetin yarısı alınır. 3 üssü 2. Sağa doğru gidiyoruz. 3 üssü 4. Yukarı doğru çıkıyoruz. 3 üssü 4'ün kare kökü 3 üssü 2. Sağa doğru gidiyoruz. 3 üssü 2'nin karesi. Kuvvetin kuvveti özelliğinden çarptığımızda 3 üssü 4. 3 üssü 4'ün karesi kuvvetin kuvvetine kuvvetler çarpılır. 3 üssü 8 olarak bulunur. Yani soru işareti yerine gelecek olan sayımız 3 üssü 8 cevap B. 6. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda alanı 288 metrekare olan karesel bir bölgeye yapılmış kare şeklinde A, B ve C kulübeleri görülmektedir. Verilen bilgilere göre A kulübesinin kenara uzaklığı kaç metredir? Bize verilen bilgiye göre bütün karenin yani büyük karenin alanı 288 metrekare. Bir karenin alanını biliyorsak kenar uzunluğu alanın kareköküdür. Yani buranın uzunluğu karekök 288. Karekök 288 144 çarpı 2'den 12 kök 2 olarak bulunuyor. A, B ve C kulübelerini görüyoruz. Dolayısıyla kök 72 36 çarpı 2'den 6 kök 2. C'nin kenar uzunluğu 12 kök 2'den 6 kök 2'yi çıkardığımızda 6 kök 2. Daha sonra kök 128 64 çarpı 2'den 8 kök 2. Dolayısıyla buranın uzunluğu 12 kök 2'den 8 kök 2'yi çıkardığımızda 4 kök 2. Bize verilen bilgilere göre ABC kulübeleri de birer kare. Yani buranın uzunluğu da 6 kök 2. Buranın uzunluğu da 4 kök 2. 6 4 daha 10. Geriye kalan uzunluk A'nın bir kenar uzunluğu verecek. Çünkü büyük karenin kenar uzunluğu 12 kök 2 idi. 12 kök 2'den 4 kök 2 6 kök 2, yani 10 kök 2'yi çıkardığımızda geriye 2 kök 2 kalıyor. Buranın uzunluğu da 2 kök 2. 12 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkardığımızda Soru işaretinin uzunluğunu 10 kök 2 olarak buluruz. Onu da kökün içine aldığımızda kök 200 metre olarak bulunur. Çünkü onun karesi 102 ile çarptığımızda kök 200 metre cevap D. 7. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilen düzenekte 1 numaralı borudan her 3 saniyede bir sarı renkli top, 2 numaralı borudan her 4 saniyede bir mavi renkli top hareketli bantta 5 saniye aralıklarla boruların altına konulan kutulardan bazılarının içine düşmektedir. Makine çalıştırıldığında ilk kutunun içine iki renk toptan birer tane düşmüştür. Buna göre bir kutunun içine iki renk top 5. kez aynı anda düştüğünde makinelerden toplam kaç top düşmüştür? Bize verilen bilgilere baktığımızda bir numaralı borudan her 3 saniyede bir top düşüyor. 2 numaralı borudan da her 4 saniyede bir top düşüyor. 2 buradan da aynı anda top düşmesi için 3'ün ve 4'ün ortak katı kadar süre geçmesi lazım. 3 ile 4 aralarında asal sayı oldukları için ek okları 12 saniye yani 12 saniyede bir her iki bordan da aynı anda top düşüyor. Bu topların biz kutuların içine düşmesini istiyoruz. Yani aynı kutunun içine kutularda her 5 saniye aralıklarla geliyor. Dolayısıyla sadece 12'nin katı olması yetmez. Aynı zamanda 5'in de katı olması lazım. 12 ile 5'in ekoku sayılar aralarında asal sayı oldukları için sayıların çarpımdır Yani 60 saniye. 60 saniyede bir iki borudan da düşen, beraber düşen top aynı kutunun içine düşüyor. Bir kutunun içine iki renk top beşinci kez aynı anda düştüğünde ilk defa iki renk beraber düşerek başlıyor. O birinci bizim için. ikinci beraber düşmeleri için 60 saniye. Üçüncü beraber düşmeleri için 60 saniye. Dördüncü beraber düşmeleri için 60 saniye. 5. beraber düşmeleri için 60 saniye yani 4 tane 60 saniye geçti. Bu da 4 çarpı 60'tan 240 saniye süre yapıyor. 240 saniye süre içinde 240'ı 3'e böldüğümüzde 80 defa birinci borudan 240'ı 4'e böldüğümüzde 60 defa ikinci borudan top düşüyor. Bir de başlangıçta beraber düşenler vardı. Artı 2. Toplamda 80, 60 daha 142 daha 142 tane top düşmüştür. Cevap C. 8. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda alanı 36 cm olan bir dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının aynı oranlarda büyütülmüş iki farklı hali aşağıda verilmiştir. Şekil 1'deki dikdörtgenin kenar uzunlukları başlangıçtaki dikdörtgenin kenar uzunluklarının kök 3 katıdır. Buna göre şekil 2'deki dikdörtgenin kısa kenarı 6 kök 3 santimetre ise çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bize verilen bilgilere göre bu dikdörtgenin kenar uzunlukları aynı oranda büyütülmüş. iki farklı hali aşağıda bize verilmiş. Şekil 1 ve şekil 2'de. Şekil 1'deki dikdörtgenin kenar uzunlukları başlangıçtaki dikdörtgenin kenar uzunluklarının kök 3 katı. Yani uzun kenar ilk durumdaki dikdörtgenin kök 3 katı olmuş. Dolayısıyla kök 3 katı 18 ise 18'i kök 3'e böldüğümüzde başlangıçtaki uzunluğunu buluruz. Paydayı kökten kurtarmak için kök 3 ile genişlettiğimizde 18 kök 3 bölü 3'ten 6 kök 3 ilk durumdaki dikdörtgenin uzun kenarı. Dolayısıyla uzun kenarı 6 kök 3 ise 36 bölü 6 kök 3'ten 36 bölü 6 6 bölü kök 3 yapar. Kök 3 ile genişlettiğimizde 6 kök 3 bölü 2'den bölü 3'ten kök 3 çarpı kök 3 kök 9'dan 3 yapar. 2 kök 3 olarak kısa kenar bulunuyor. 2 kök 3 alt kök 3 olmuş. Yani 3 katı. Dolayısıyla buradaki alt kök 3'lük kenarın da 3 katını alacağız. 6 kök 3 3 katı 18 kök 3 çevre uzunluğu 2 kere 6 kök 3 artı 18 kök 3'ten yani kısa kenar artı uzun kenarın 2 katı bu da iki kere 24 kök 3 olarak bulunur. Çevre uzunluğu da 48 kök 3 santimetre olarak bulunacak. Cevabımız A şıkkı. 9. sorumuza devam ediyoruz. Şekil 1'de verilen alanı 256 birim kare olan yeterli sayıda eş kareler ortasından kesilerek iki eşit dikdörtgensel parçaya ayrılıyor. Oluşan parçalar şekil iki dik gibi dikdörtgensel bölgeye başta ve sonda hiç boşluk kalmayacak biçimde yerleştiriliyor. Buna göre şekil dik dikdörtgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? Bir karenin alanını biliyorsak kenar uzunluğu alanın kareköküdür. Yani bir kenar uzunluğu karekök 256. Bu da 16'nın karesi olduğu için 16 birim. Yani burası 16 birim. 2'ye bölündüğü için burası yarısı 8 birim olarak bulunuyor. Bizden şekil 2'deki bir dikdörtgensel bölgeye başta ve sonda hiç boşluk kalmayacak biçimde yerleştirildiğine göre şekil 2'deki dikdörtgensel bölgenin alanını istiyor. Bir dikdörtgenin alanını bulabilmek için kenar uzunluklarını çarparız. Yani bizim burada kısa ve uzun kenar uzunluklarını bulmamız lazım. Burası 8 birim. Burası 16 birim. Burası 8 birim. Dolayısıyla bunları kenar üzerinde taşıdığımızda burası 16 birim. Burası 8 birim. Topladığımızda kısa kenar uzunluğu 32 birim olarak bulunuyor. Buradan burası 16 birim, burası 16 birim, burası 8 birim, burası 8 birim, burası 16 birim. Aynı şekilde buraya taşıdığımızda burası 16 birim, burası 8 birim, burası 16 birim. Kısa kenar uzunluğu 32 çarpı uzun kenar uzunluğu 16 16 daha 32 40 48 16 daha 64 olarak bulunuyor. Buradan da alanı bulmak için 32 ile 64'ü çarparız. 32 2'nin 5. kuvveti 64 2'nin 8. kuvveti 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 6 64 2'nin 6. kuvveti çarptığımızda 2 üssü 11 birim kare alan olarak bulunuyor. Bu da 2048 birim kare olarak bulunur. Cevap D şıkkı. Evet arkadaşlar 10. sorumuzla devam ediyoruz. Her birinin kütlesi gram cinsinden tam sayı olan özdeş misketlerle her sırada bir önceki sıradakinden bir misket fazla konularak aşağıdaki misket grupları oluşturuluyor. Misket gruplarından birinin kütlesi 70 gram ve son misket grubu kütlesi grubunun kütlesi 104 gramdır. Buna göre bu misket gruplarında kullanılan toplam misket sayısı en az kaçtır? Toplam bisiklet sayısının en az olması için bisikletlerin ağırlıklarının alabileceği en büyük değeri bulmamız lazım. Çünkü her bir bisikletin ağırlığı birbirine eşit özdeş bisikletler oluşturuluyor. Ve her sırada bir önceki sıradakinden bir bisiklet fazla konularak bisiklet grupları oluşturulmuş. 72'nin ve 104'ün ortak böleni buradaki bisikletlerin bir tanesinin ağırlığına eşit. 72 ve 104 ikisine bölebileceğimiz bir sayı 8 var. 8'e böldüğümüzde 9, 8'e böldüğümüzde 13. Dolayısıyla bir tane misketin ağırlığı 8 gram ise buradaki adımda toplamda 9 tane misket kullanılır. Buradaki adımda da toplamda 13 tane misket kullanılır. Her grupta birer birer artarak devam ediyorsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en son 13'e kadar devam eder. Bunların toplamını soruyor bize. Dolayısıyla burada şöyle bir şey yapacağız. 1 artı 13, 14. 2 artı 13, 14. 3 artı 11, 14. Burada 2 artı 12, 14. 3 artı 11, 14. 4 artı 10, 14. 5 artı 9, 14. 6 artı 8. 14 ve artı 7. 14'ten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 84 artı 7'den toplam misket sayısı en az 91 olarak bulunuyor. Cevabımız C şıkkı. 11. sorumuza devam edelim. Asya'nın bilgisayar ortamında oynadığı oyunda bir sincap önünde bulunan üzerinde sayıların yazılı olduğu fındıkları yediğinde boy uzunluğu uzayıp kısalabiliyor. Sincabın yediği fındığın üzerindeki sayı rasyonel ise boy uzunluğu 5 birim artıyor. İrrasyonel sayı ise boy uzunluğu 7 birim kısalıyor. Buna göre sincap şekilde verilen fındıkların hepsini sırayla yediğinde son durumdaki boy uzunluğu fındıkları yemeden önceki ne göre nasıl değişir? Bize verilen bilgiye göre sincapın yediği fındığın üzerindeki rasyonel sayı ise boy uzunluğu 5 birim artıyor. İrrasyonel sayı ise boy uzunluğu 7 birim kısalıyor. Karekök 60. Tam kare olmayan sayıların karekökü için irrasyonel sayı demiştik. Dolayısıyla irrasyonel sayı olduğu için 7 birim kısalıyor. Boyu eksi 7 olacak. Daha sonra kök 36. Tam kare sayıların karekökü rasyonel sayıdır. Kök 36 6'ya eşit. Dolayısıyla boy uzunluğu 5 birim artacak. Pi sayısı bir irrasyonel sayıdır. Çünkü virgülden sonra belli bir kurala göre devam etmiyor. Eksi 7. Karekök 2 tam %25. 225 bölü 100 olarak yazabiliriz. Bu da 15 bölü 10 olarak çıkar. Yani bu da bir rasyonel sayıdır ve artı 5 kök 64 tam karesi 64, 8'e eşit. Bu da bir rasyonel sayı. Artı 5, 3 tane 5, 15, 2 tane eksi 7, 14, 15 eksi 14, 1'e eşit. Yani son durumda boy uzunluğu bir birim artar. Cevap B. 12. sorumuza devam ediyoruz. İnternette bir alışveriş sitesinin yaptığı 3 al 2 öde kampanyasında müşteriler aldığı 3 üründen fiyatı en az olanın ücretini ödemiyor. Buna göre yukarıda fiyatları belirtilen 3 ürünü alan bir müşteri kaç TL ödeme yapar? Bize verilen bilgiye göre 3 al 2 öde kampanyasına göre müşteriler aldığı 3 üründen fiyatı en az olanın ücretini ödemiyor. Bizden istenen yukarıda fiyatları belirtilen 3 ürün alan bir müşterinin kaç TL ödeme yapacağı? Öncelikle bize verilen sayılarda 10 üssü 1 bunların hepsinin onu kuvvetlerini 0'a diyelim. 1 basamak sağ geldiğimizde 78 tam 10'da 5 TL. 10 üssü 2 2 basamak sağa geldiğimizde 79 tam 10'da 5 TL. 10 üssü eksi 1 1 basamak sola geldiğimizde 72 tam yüzde 75 tam yüzde 25 TL. En ucuz olan 78-79 değil 75 tam yüzde 25 yani 3. ürün fiyatını ödemeyecek birinci ve ikinci ürüne ödediği toplam ücret 78 tam onda 5 79 tam onda 5 topladığımızda 5 5 daha 10 elde var 1 17 bir de elde var 18 14 bir de elde var 15 yani 158 TL ücret ödeyecek bunu da şıklara baktığımızda 2 basamak sola geldiğimizde 1 tam %58 sayının değeri küçüldüğü için onun kuvveti büyüyecek 10 üstü 2 TL olarak D şıkkında buluruz cevabımız D şıkkı Evet arkadaşlar 13. sorumuzda devam ediyoruz Emel ve Seda eş kareleri ayrılmış dikdörtgen kağıt üzerinde aşağıda kuralı verilen oyunu oynuyor Oyunda iki oyuncu üçer sayı söyler her oyuncu söylediği sayının pozitif tam sayı çarpan sayısı kadar kareyi boyar. Boyanan kareyi diğer oyuncu boyayamaz. En çok kare boyayan oyuncu oyunu kazanır. Emel'in söylediği sayılar 12, 18 ve 20. Seda'nın söylediği sayılar 15, 27 ve soru işareti. Emel ve Seda yukarıda belirtilen sayıları söylediklerinde boyanmayan kare sayısı 5 oluyor. Buna göre aşağıda verilen oyunun kazananı ve Seda'nın söylediği üçüncü sayı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 kare burada 1 2 3 4 5 6 7 8 kare burada yani toplam 40 tane karemiz var. Bu oyunun sonunda 5 tanesi boyanmamış. Dolayısıyla 35 tane kare boyalı. Seda 12 sayısını söyleyince 12'nin çarpanları 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4 6 tane kare boyayacak. 18'in çarpanları 1'e 18 2'ye 9, 3'e 6, 6 tane çarpanı var. Bunun içinde 6 tane kare boyayacak. 1'e 20, 2'ye 10, 4'e 5. Bunun içinde 6 tane kare boyayacak. Dolayısıyla Emel 18 tane kare boyamış oldu. 35'ten 18'i çıkardığımızda geriye kalan 17 tane kareyi Seda boyuyor. Emel 18, Seda 17 kare boyadığı için oyunun kazananı Emel. Onun için C ve D şıkkını eleriz. 15 sayısı için Seda 1'e 15, 3'e 5, 4 tane kare boyar. 27 sayısı için 1'e 27, 3'e 9, 4 tane kare boyar. 4 art 4, 8, 10, 17'den 8'i çıkardığımızda 9 tane kare boyaması gerekiyor. Dolayısıyla Seda'nın söylediği sayının 9 tane çarpan olması lazım. 47 olmaz çünkü asal sayıların karelerinin 3 tane çarpanı var. 49 7'nin karesi 1'e 49 7 çarpı e 7'den 3 tane çarpanı var. Ama 36 sayısının 1'e 36 2'ye 18 3'e 12 4'e 9 6'ya 6 bu 6'yı 2 defa saymayız. 9 tane çarpanı var onun için 36 sayısı olabilir. Cevap A şıkkı. 14. sorumuzda devam ediyoruz. 4 arkadaşın belirli sayıda günlerde çözdükleri soru sayısı aşağıdaki tablo verilmiştir. Bu tabloya göre herkesin bir günde çözdüğü ortalama soru sayısının dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre daire grafiğinde İbrahim, Ece ve İrfan hangi renklerle gösterilmiştir? Bize verilen tabloda 4 arkadaşın belirli sayıda günlerde çözdükleri toplam soru sayısı aşağıdaki tabloda verilmiş. Tabloya göre herkesin bir günde çözdüğü ortalama soru sayısının dağılımı ise daire grafiğinde verilmiş. Daire grafiğinde veriler merkez açılarla orantılı. Öncelikle günlük çözdükleri soru sayısı adını bulalım. İbrahim 20 günde 1500 soru çözmüş ise 1520'ye böldüğümüzde bir günde 75 soru çözer. Ece 15 günde 1575 soru çözmüş. Dolayısıyla bir günde 1575'i 15'e böldüğümüzde 105 soru çözmüş. İrfan 10 günde 1200 soru çözmüş. 1210'a böldüğümüzde 120 soru çözmüş bir günde. Halil 20 günde 1200 soru çözdüyse bir günde 1220'ye böldüğümüzde 60 soru çözmüş. Çözdükleri toplam bir günlük soru adedi 360 yapıyor. Dolayısıyla bunu 360 derece olarak düşündüğümüzde 75 derecesi İbrahim, 105 derecesi Ece, 120 derecesi İrfan ve 60 derecesi Halil. Bizden İbrahim istiyor. İbrahim 75 derece, 75 derecede burada yeşil olan bölge. Cevap A C D olabilir B şıkkını eledik Ece 105 derece Yani mavi olan Dolayısıyla Burası Ece Burası İbrahim Son olarak İrfan 120 derece Bu da turuncu olan A şıkkını eledik Cevabımız C şıkkı 15. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilen şekilde daireler içerisinde yazan sayılar bağlı bulunduğu karelerin içinde yazan sayılarla ayrı ayrı çarpılıyor. Bundan sonuçların her ikisini de tam sayı yapan daireler yeşil renge boyanacağına göre kaç daire yeşil renge boyanır? Bize verilen bilgilere göre daireler içerisinde yazan sayılar bağlı bulunduğu karelerin içinde yazan sayılarla ayrı ayrı çarpılacak ve bundan sonuçların ikisini de tam sayı yapan daireler yeşil renge boyanacak. Bizden de kaç tane yeşil renge boyanan daire olacağını soruyor. İki kare köklü ifadenin çarpımının sonucunun tam sayı olabilmesi için kare köklü ifadelerimizi a kök b şeklinde yazdığımızda kök içlerinin aynı olması gerekiyor. Kare kök 50, 25 çarpı 2'den 5 kök 2. Kare kök 18, 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Kare kök 12, 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Kare kök 20, 4 çarpı 5'ten 2 kök 5. Kök 3 burada çarpıldığında 2 kök 3 ile çarpıldığında doğal sayı olur. Kök 2 ile çarpıldığında olmaz. Kök 5 kök 5 ile çarpıldığında olur. Kök 3 ile çarpıldığında olmaz. Bu daireyi de yeşile boyamayız. Kök 7 kök 2 ve kök 5 ikisinde de tam sayı olmaz. Kök 2 5 kök 2 ile çarpıldığında ve 3 kök 2 ile çarpıldığında tam sayı olur. Dolayısıyla bu yeşil renge boyanır. Bir tanesi yeşil renge boyanıyor. Cevabımız A şıkkı. 16. sorumuza devam edelim. Şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki kağıtların kısa kenarları birbirine ve şekil 2'de verilen küpün bir ayrı uzunluğuna eşittir. Şekil 1'deki kağıtlar şekil 2'deki gibi dik çakışacak şekilde üst üste konuluyor ve ortalarına küp şeklindeki kutu konularak bu kağıtlarla küpün tüm yüzeyleri kaplanıyor. Mavi renkli kağıdın kısa kenarları küpün üst yüzeyinde ucuca birleşirken kırmızı renkli kağıt küpün yan yüzeylerini tam olarak kaplamaya yetiyor. Küpün bir ayrı uzunluğu 500-3 metre olduğuna göre kağıt şeritlerin toplam uzunluğunun metre cinsinden bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen şekil 1'de dikdörtgen şeklindeki kağıtların kısa kenarları birbirine eşit. Şekil 2'de verilen küpün bir ayrı uzunluğuna eşit bu kısa kenarlar. Daha sonra şekil 1'deki kağıtlar şekil 2'deki gibi dik çakışacak şekilde üst üste konuluyor ve ortalarına küp şeklindeki kutu konularak bu kağıtlarla küpün tüm yüzeyleri kaplanıyor. Mavi renkli kağıdın kısa kenarları küpün üst yüzeyinde ucuca birleşirken kırmızı renkli kağıt küpün yan yüzeylerini tam olarak kaplamaya yetiyor. Kırmızı renkli kağıt burayı, burayı ve burayı kaplıyor. Dolayısıyla bir ayrı tuzunluğu 583 olduğu için kırmızı renkli kağıdın ayrı tuzunluğu 1, 2, 3 kere 500'sü 3 metre olarak bulunuyor. Mavi renkli kağıt ise burayı kaplıyor, burayı kaplıyor, burayı kaplıyor ve burayı kaplıyor. Yani 5 üssü eksi 3'ten 4 tane var. Mavi renkli kağıdın toplam uzunluğu da 4 kere 5 üssü eksi 3 metre. 2 kağıdın toplam uzunluğu 5 üssü eksi 3'ler ortak olmak üzere 3 ile 4 topladığımızda 7 kere 5 üssü eksi 3 metre olarak bulunuyor. Şıklara baktığımızda şıklarda 10'un kuvvetleri var. Dolayısıyla ben 5 üzeri -3'ten 10'un elde etmek için 7 kere 5 283 -3 2 ile çarparım ve 2 -3'e bölerim. Kuvvetler aynı olduğu için burada tabanları çarptığımızda 7 kere 10 üstü eksi -3 bölü 2 283 -3. Burada 2 üzeri -3'ü yukarıya attığımızda 7 çarpı 2 üssü 3 çünkü Kuvvet negatif olduğu için payla payda arasında yer değiştirdiğinde kuvvet pozitif olacak. Çarpı 10 üssü. Eksi 3. 2'nin küpü 8, 7 ile çarptığımızda 56 çarpı 10 üssü eksi 3 metre. Bilimsel gösterim olması için A çarpı 10 üstüne ne formatında yazıldığında A'nın alacağı değerin 1'e eşit, 1'den büyük ve 10'dan küçük olması gerekiyor. Bir basamak sola geldiğimizde 5 tam 10'da 6. Sayının değeri küçüldüğü için onun kuvvetini bir birim büyüteceğiz. Eksi 3'ü bir birim büyüttüğümüzde eksi 2 metre olarak bilimsel gösterim bulunur. Bu da B şıkkında var. Cevabımız B şıkkı. 17. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda bir manavdaki ürünlerin kilogram fiyatlarının TL cinsinden çözümlenmiş hali verilmiştir. Merve Hanım bu manavda 1 kilogram domates, 1 kilogram biber ve 3 kilogram patlıcan alıp 50 TL ödeme yapıyor. Buna göre Merve Hanım'ın manavdan aldığı para üstünün TL cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen tablo ürün fiyatlarını vermiş. Bunlar TL cinsinden çözümlenmiş hali. 10 üstü 1 onlar basamağı, 10 üstü eksi 1 onda birler basamağı, 10 üstü eksi 2 yüzde birler basamağı. Dolayısıyla domatesin 1 kilogramının fiyatı 10 tam yüzde 75 TL. Biber 10 üstü 1 onlar basamağı, 10 üstü 0 birler basamağı, 12 tam 10 üstü eksi 1 onda birler basamağı. 13 eksi 2 yüzde birler basama 12 tam yüzde 25 TL. Biberin 1 kilogramın fiyatı. Patlıcan 5 çarpı 13'ü 0. Birler basamağı 5. 7 çarpı 13 eksi 1. Onda birler basamağı 7. 5 çarpı 13 eksi 2 yüzde birler basama 5. Yani 5 tam %75 TL patlıcanın 1 kilogramın fiyatı. 1 kilogram domates 1 ile çarptığımızda 10 tam yüzde 75 TL. 1 kilogram biber 12 tam 125 ile çarptığımızda 12 tam 125 TL ve 3 kilogram patlıcan 3 kere 5 15 3 kere 7 21 1 de elde var 22 elde var 2 5 kere 3 15 2 de elde var 17 tam yüzde 25 TL topladığımızda 5 10 15 elde var 1 7 9 11 1 de elde var 12 elde var 1 9 1 de elde var 10 3 1 de elde var 40 tam yüzde 25 TL aldıklarının fiyatı tutuyor 50 TL ödeme yapıyor 50'den 40 tam %25'i çıkardığımızda para üstü olarak 9 tam %75 TL alır bunun da çözümlenmiş hali 9 birler basamağında olduğu için 9 çarpı 10 üstü 0 10'da birler basamağında 7 olduğu için 7 çarpı 10 üstü eksi 1 ve yüzde birler basamağında 5 olduğu için 5 çarpı 10 üstü eksi 2 çözümlenmiş halidir. Bu da B şıkkında var. Cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar 18. sorumuzda devam ediyoruz. Şekil 1'de verilen bir yüzü sarı, diğer yüzü mavi renkli dikdörtgen şeklindeki kağıt uzun kenarının kök 3 santimetrelik kısmı kısa kenarına paralel olacak şekilde katlanıyor. Şekil 2'de oluşan sarı renkli bölgenin alanı 18 santimetre kare olduğuna göre şekil 1'de verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bize verilen bilgilere göre bir yüzü sarı, bir yüzü mavi renkli olan dikdörtgen şeklinde bir kağıdımız var ve uzun kenarının kök 3 santimetre kısmı kısa kenarına paralel olacak şekilde katlanıyor. Yani bu kenar bu nokta bu noktanın üzerine gelecek şekilde katlanıyor ve katlandığında oluşan sarı bölge burası ve bu bölgenin alanı 18 santimetre kare. Kök 12 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 Dikdörtgenin alanını biliyorum. Bir kenar uzunluğunu biliyorum. Dolayısıyla diğer kenar uzunluğunu bulmak için alanı bilinen kenar uzunluğuna bölerim. Yani 18 bölü 2 kök 3. 18'i 2 ile sadeleştirdiğimizde 9 bölü kök 3. Paydayı kökten kurtarmak için kök 3 ile genişlettiğimizde 9 kök 3 bölü kök 9 yani 3. 9 ile 3'ü sadeleştirdiğimizde 3 kök 3 buradaki kenar uzunluğu olur. Dolayısıyla buradaki katlama uzunluğu kök 3 santimetreydi. Bunu geriye doğru açtığımızda kök 3 artı kök 3 artı 3 kök 3'ten şekil 1'deki dikdörtgenin bir kenar uzunluğunu 5 kök 3 olarak buluruz. Diğer kenar uzunluğu kök 12 yani 2 kök 3. Buradan da çevre uzunluğu bulmak için 2 çarpı 2 kök 3 artı 5 kök 3. Yani bir kısa kenar ile bir uzun kenarın toplamının 2 katı 2 5 daha 7 2 katını aldığımızda 14 kök 3 santimetre olarak çevre uzunluğu bulunur. Cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar 19. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda A, B ve C marka bilgisayarları kullananların sayıca dağılımı dairesel grafikte bu bilgisayarları kullanıp memnun kalanların sayısı ise sütun grafiğinde verilmiştir. C marka bilgisayarı kullanıp memnun kalanların yüzdesi %75'tir. Buna göre A ve B marka bilgisayarları kullanıp memnun kalmayan toplam kişi sayısı kaçtır? Bize verilen daire grafiği kullanıcıların sayıca dağılımını veriyor. Sun grafiği memnun kalan kullanıcı sayısını veriyor. Ayrıca C marka bilgisayarı kullanıp memnun kalanların yüzdesi %75. Dolayısıyla C markayı kullanıp memnun kalanlar kalanlar 75 kişi. %75'i, 75 kişi ise C marka kullananların toplam sayısı yani %100'ü 100 kişidir. Yani grafik birde 90 derecelik tarih dilimine 100 kişi düşüyor. Geriye kalan A ve B marka 270 derece. Dolayısıyla 90 dereceye 100 kişi düşüyorsa A ve B markayı kullananların toplam sayısı yani 270 derece 3 katı 300 kişi olacak. Bu 300 kişinin 90 kişisi A markayı kullananların memnun kalan sayısı. 120 kişisi B markayı kullanıp memnun kalanların sayısı. Topladığımızda 210 kişi A ve B markayı kullanıp memnun kalanların toplam sayısı. Bizden A ve B marka bilgisayarları kullanıp memnun kalmayan toplam kişi sayısını soruyordu. 300'den 210'u çıkardığımızda 90 kişi. A ve B markayı kullanıp memnun kalmayanları sayısı cevabımız B şıkkı. 20. ve son sorumuzda devam ediyoruz. Enes'in hafta içi günlerde telefonda bulunan uygulamaların türüne göre geçirdiği zaman yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz? Bize verilen sütun grafiği uygulama türüne göre geçirilen zamanı veriyor. A şıkkındaki sorumuza bakalım. 5 gün boyunca Enes üretkenlik uygulamalarını toplam kaç dakika kullanmıştır? Üretkenlik uygulamaları sarı sütunda gösteriliyor. 20, 10 daha 30, 30 daha 60, 10 daha 70, 50 daha 120, 120 dakika kullanmıştır. Bunun cevabını bulabiliyoruz. 5 şıkkı Enes'in Cuma günü üretkenlik uygulamalarında geçirdiği zaman sosyal uygulamalarda geçirdiği zamandan ne kadar fazladır? Cuma günü üretkenlikte 50 dakika, sosyalde 20 dakika, yani 30 dakika fazla zaman geçirmiş. Bunu da bulabiliyoruz. D şıkkı Enes hangi gün iki uygulama türüyle eşit zaman geçirmiştir? Baktığımızda perşembe günü 10 dakika üretkenlik, 10 dakika sosyal yani perşembe günü ikisine de eşit sürede vakit geçirmiş. C şıkkı Enes salı günü telefonuyla ne kadar zaman geçirmiştir? Telefonuyla bize sütun grafinde sadece uygulama türüne göre geçirilen zamanı veriyor. Diğer zamanları vermiyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabını sütun grafiğine göre veremeyiz. Cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar, bu videomuzda burada sonuna geldik. Rebo Cemli Matematik kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.